Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin Hikmet Yolculuğu programımız Mevlana Hazretlerinin anlattığı bir kıssa ile daha doğrusu Kur'an'da dikkat çekilen bir kıssa ile devam edecek. <laughs> Der ki Hz. Mevlana, Dünya halkı, Bağur oğlu Belam'a, zamanın İsa'sı imiş gibi gönül vermişler. Ona tabi olmuşlardı. Nefesi şifalıydı. Hastalara sağlık verirdi. Halkın gösterdiği saygı ve sevgiden ötürü gurura kapıldı. Kendini kemal sahibi üstün bir varlık sandı. Ve Musa aleyhisselam ile penceleşti sonra ne hale geldiğini işitmişsindir. Dünyada yüz binlerce iblis ve belam gibiler vardır ki onların halleri de gerek gizli gerek aşikar böyle olmuştur. Allah diğerlerine örnek olsun diye bu ikisini meşhur etti. Bu iki hırsızı dar çekti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsızlar var bu ikisinin perçeminden tuttu da sürükleyip şehre getirdi. Yoksa onun kahriyle ölenlerin saymaya imkanı yok. Öyle diyelim ki sen Allah'ın sevgili bir kulusun. Naziksin, nazeninsin. Birçok lütuflara, ihsanlara nail olmuşsun. Bunlardan gurura kapılıp haddini aşma. Allah'tan kork, Allah aşkına haddini aşma. Allah indinde senden daha makbul, daha sevgili birine sataşırsan seni yerin yedi kat dibine sokar Allah. Ağat ve Semud kavminin hikayeleri ne yüzden söylenip duruyor? Peygamberlerin Allah'ın indinde son derece nazik ve nazenin olduklarını bildirmek içindir. Karun'un yere geçmesi, Lut kavminin başlarına taş yağması, Semud kavminin yıldırımla helak olması hep peygamberlerin yüceliklerini bildirmek içindir. Evet, aziz dinleyenlerim, hani Anadolu'da bir söz vardır. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli derler. Gerçekten insanın şımarmaması, gururlanmaması, kibirlenmemesi, kendi geleceği adına son derece önemli bir edeptir. Önemli bir e, efendim ahlaktır. Rivayete göre, göre bu Belam bin Ba'ura alim bir zat. Hatta keşif keramet sahibi e, arif bir zat. Ancak Kur'an'ın ifadesiyle nefsine uyup dünyaya saplanıyor ve nefsin hevasına efendim yenik düşüyor ve sonra çok perişan hallere düşmüş oluyor. Bunun Kur'an'da anlatılan kıssası Araf suresinin 175 ile 176. ayetleri arasında geçiyor. Bu Beni İsrail zamanında bir alim insan. İşte Hz. Mevlana onunla ilgili diyor ki halk diyor kendisine tabi olmuştu. Hatta zamanın İsa'sı gözüyle bakıyorlardı. Sanki İsa Aleyhisselamdan el almış gibiydi. Hastalara diyor, onun nefesi şifaydı. idi. Fakat halkın bu kendisine gösterdiği büyük ilgi ve itibar zamanla onu yoldan çıkardı, şımarttı. Efendim kendine güvenir bir konuya konuma götürdü ve sonuçta da yuvarlandı gitti diyor tabiri caizse. Helak çukuruna doğru yuvarlandı gitti. İnsanı çoğu zaman maddi varlık efendim ayağını kaydırır. Fakirken insan şükreden bir kul gibidir. Eline maddi anlamda para geçer. işte malları olur, mülkleri olur. Sonra yanına yaklaşamazsınız. İşte mustahaniyelik başlar, kibir başlar ve ahlakı bozulur. Yoldan çıkar tabiri caizse. Maddi varlık bazen makam olarak tecelli eder. İnsana bir işte müdürlük payesi verirsiniz veya efendim bir yerde başkan konumuna yükseltirsiniz. Vakıf başkanı olur, dernek başkanı olur. Ne bileyim işte değişik başkanlıklar olur. Bir yerin kaymakamı olur, valisi olur, üst düzey yöneticisi olur. Huyu değişir adamın. O varlık insanların kendisine hizmet etmesi, el pençe divan durması, adeta huzurunda böyle koşuşturması onu ne olduğum delisi haline dönüştürür. Burada da insan kayar. Sıratı müstakim üzere kalması zordur. Kolay değildir. Nasıl maddi varlıklarla insan böyle azma ihtimali vardır? İşte herkes azacak diye bir durum söz konusu değil. Herkes yoldan çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Kimisi Allah'ın kendisine verdiği maddi emanetleri en güzel şekilde yerinde kullanır. ve kıpta edilecek bir şahsiyet olarak efendim insanların gönlünde yerini alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mal der salih bir adam için ne güzel bir nimettir. Ama adam salihse mal ne güzel bir nimettir. Eğer kişi facirse kötüyse ya da salihlik kıvamını elde edememişse o insan için mal çoğu zaman kaydırıcıdır, ayak kaydırıcıdır. Makam da aynen bunun gibi. Ve bunu siz maddi nimetlerde olan bu durumu manevi nimetlere de taşıyabilirsiniz. Mesela kimini de in, kimi insanı da ilmi efendim ayağını kaydırır. Ee, bilmeyenleri küçük görmeye başlar kişi. Ee, ...ilmin verdiği gurur ve kibir de insana mustanilik e, tavrı yükler. Ve o da ayak kaydırır. Tuğyan vesilesi olur insanı daha güzel insan olma noktasında destekleyeceğine ilim köstek olmaya başlar. Onun için insan bilmediklerinin daima daha çok olduğunu düşünerek ilme daha çok ihtiyaç olduğunu hissederek Alimul Guyub olan, her şeyi bilen, zahiri ve batını bilen Allah'ın huzurunda tevazusunu artırmalı. İlimden nasibi arttıkça tevazudan da nasibi artmalı ki o ilim onu kaydırmasın. Bu da önemli bir şey. Zaten Yüce Rabbimiz ilimde gerçekten otorite olmuş ya da derinleşmiş kimselerin kalpleri konusunda son derece hassas olduklarına dikkat çeker ayet-i kerimede. Ali İmran suresinde ve rasihun fi'l diye bahsettiği o ilimde derinleşmiş, kökleşmiş bir şekilde efendim uzmanlaşmış kimselerin Allah'a şöyle yalvardıklarına işaret eder Rabbimiz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allah'ım hidayeti erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla. Sen karşılıksız verenlerin en yücesisin, en çok verenisin diye dua eder bu alimler der Kur'an. Demek ki ilim arttıkça, gerçek ilim arttıkça insanda ayak kayması korkusu da oluşacak. Kalp kayması korkusu da oluşacak. Ve o korku içerisinde yüreği ürperecek, haşyat duyacak. Eğer böyle değil de ilim insana gurur yüklüyorsa o zaman insan iblisleşir yani şeytanlaşır. O zaman insan işte daha farklı böyle helake doğru yuvarlanan kimselere dönüşür. O bakımdan ilmin faydalısını Allah'tan istemeli, ilmin de şerrinden Allah'a sığınmalı. Bu da önemli bir efendim edeptir. Yine insanı bazen irfan dediğimiz... E, marifet dediğimiz e, ve bir takım Cenab-ı Hakk'ın manevi yolda kişiye ikram ettiği kerametler, keşifler, sadık rüyalar tarzındaki nimetler de bazen şımartır. E, i̇şte Bel'an bin Baura'yı şımarttığı gibi halk ona zamanın İsası gözüyle bakıyor. Demek ki onların iltifatı onun ayağını kaydırıyor. E, bu son derece tehlikeli bir durum. Onun için insan ister ilim yolundan, ister irfan yolundan, ister dünyevi imkanlar yolundan varlığa ulaştığı zaman daha çok titremeli buradan onu anlıyoruz. Daha çok Allah'a sığınmalı. Aksi halde kayma tehlikesi güçlü. Bu sebeple eskiler halini gizle derlermiş. Halini ifşa etme. Yani şöhret peşinde düşme, şöhret afettir derlermiş tav tavsiyelerinde. Ve hatta özellikle tasavvufta melamilik diye bir kol ortaya çıkmış. Melamilik insanlar beni var ayıplasın, ben hakla beraber olayım, dışımdan kötü bilineyim anlamında bir meslek tabiri caizse meşrep. Bunu tercih etmelerinin sebebi şöhretin afetinden kendilerini korumak olmuştur. Hazreti Mevlana der ki İblis ve Bel'am der. Şeytan ve Bel'am aslında bütün varlık alemi içerisinde sadece bu ikisi değil suçlu olan ya da bu anlamda ayakları kayan bu ikisi değil. Niceleri var. Fakat diyor Cenab-ı Hak iki tanesini öne çıkarmış. Bir iblisi öne çıkarmış. Kibirlendiği için Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldiği için. Cenab-ı Hak onu, ona lanet edip rahmetinden kovduğu için. O sembol bir isim olarak ortaya konmuş. Bir de Belam bin Baura ee, işte Baora oğlu Bel'am diye ifade edilen o şahıs bunlar gibi diyor yüzlercesi var, binlercesi var ama Allah diyor ibret olsun diye bunların ikisini bir örnek olarak sundu topluma. Ama sen de dikkat et diyor adeta Bel'amlaşma efendim iblisleşme diyor Hazret. Ve burada e, çok önemli bir noktaya e, işaret ediyor Hazreti Mevlana. Özellikle ariflerin, gerçek alimlerin incitilmemesi gerektiği üzerinde duruyor. Sen diyor kimseye sataşıp incitme. Eğer diyor hak adamlarını incitirsen başına nice nice belalar gelir. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz müminlere hitaben ey iman edenler sizler Musa'yı incitenler gibi olmayın der. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabe-i kiram efendilerimiz var. Onlara gelir bu uyarı. Ey iman edenler sizler Musa'yı incitenler gibi olmayın. Musa Aleyhisselam hakikatında çok yüksek seviyesi olan bir peygamberdi der. Ve onu incittikleri için başlarına gelen belalara Cenab-ı Hak dikkat çeker. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili de ayet-i kerimede Ahzab suresi 57'de اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْزُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا Allah ve Resulünü incitenler var ya der Cenab-ı Hak. Allah dünyada da ahirette de onlara lanet etmiştir. Onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Ve onlar için çok alçaltıcı bir azap hazırlamıştır buyurur. Şimdi peygamberi incitmek, bir hak adamını, bir Allah peygamberini incitmek. Allah katında çok büyük bir cürüm, çok büyük bir suç. Hatta Mevlana yine der ki, Allah der bir Allah adamı incindi diye bazen nice kavimleri helak etmiştir der şuradaki e, çektiği dikkat bu konuyadır. Ad ve Semud kavmin hikayelerini hikayeleri ne yüzden söylenip duruyor diyor. Peygamberlerin Allah'ın indinde son derece nazik ve nazinin olduklarını bildirmek içindir. Karun'un yere geçmesi, Lut kavminin başlarına taş yağması, Semud kavminin yıldırımla helak olması hep peygamberlerin güzelliklerini bildirmek içindir. Orada diyor bir Allah adamı incindi diye Cenab-ı o gönlü kurtarma adına nice kavimleri helak etmiştir. Hatta yine bu beyitlerin arasında şöyle de bir ifadesi var Hazreti Mevlana'nın. Der ki bir insanın kurtulması için diğer hayvanat feda edilebilir der. Bir şekilde bir insan kurtulacak diye. Fakat bir ulu insan tabiri caizse bir e, gönülleri bir Allah adamı incinmesin diye de Cenab-ı Hak nice diğer insanları helak etmiştirler. der. İnsanlar bazen bu anlamda peygamberlere işte karşı gelip onları incitmelerin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın nice nice azaplarıyla karşılaşmışlar. İşte Ahzab suresi 57 de bunu bunu işaret ediyor. Allah ve Resulünü incitenler diyor Yüce Rabbimiz. Dünyada da ahirette de Allah'ın lanetine onlar lanetine uğrayacaklar. Ve Allah onlar için alçaltıcı bir azap hazırlayacaktır. Ve yine Hazreti Mevlana buradan hareketle diyor ki peygamberlerin diyor böyle incitilmesi nasıl büyük bir azabı mucipse aynı şekilde öyle gönül sahipleri de vardır ki onlar da incitilirse benzer azaplara incitenler muhatap olacaklardır diyor. Bu bakımdan insan gerçekten hiçbir gönlü incitmemeli elbette. Hatta hayvanatın gönlünü bile incitmemeli. Nebatatı bile incitme böyle. İslam böyle bir nezaket dini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çobanı görür. Böyle hırçın bir şekilde dalları sallayarak yaprak döküyor aşağıya. Daha doğrusu sopasıyla vuruyor hızlı hızlı. Efendimiz onu bile uyarıyor. Ağaca diyor şefkatli davran. Ona diyor böyle hırçınca dalını budağını kırarak yaklaşma. Hayvanatı bile incitmeme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar çok hatırlatmaları var ki bir kediyi aç bırakıp incittiği için kişi ceh cehennemi boyladı der, bir kadın cehennemlik oldu der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir köpeği suladığı için der birisi kurtuldu, cennetlik oldu buyurur Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hayvanatı da incitmemeli, insanları da incitmemeli. Ee, esasen İslam karıncayı incitmeyecek efendim, çimeni incitmeyecek adam türü inşa eder. İslam'ın güzelliği budur. İslam terbiyesi böyle bir e, incelik verir insana. Ancak e, eğer tabi zararlıysa, bir şekilde insanlığa zararlıysa onların öldürülmesine bir şekilde karşı çıkmaz. Küllü mudırrın yuktel her zarar verici öldürülebilir. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de var. Fakat normal şartlar altında durup dururken hiçbir can incitilmez. İnsanlar da, insan gönlü de son derece önemli olduğu için hatta kültürümüzde gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibi görülmüştür. O kadar ağır bir suçtur. Büyük bir günah gibi görülür, kabul edilir. Yıkma kimsenin gönlünü. Yapacak ustası yok der şair. Yapacak ustası yok. Gönüller kırıldı mı kolay yapılmaz. Cam gibidir. Yapıştırırsınız ama izi kalır. Kolay e, tamir edemezsiniz gönülleri. Onun için incitmemek, kırmamak, çizmemek önemlidir. Hele hele tabii bu incitilen gönül Allah adamlarının gönlü olursa işte orada ee, Cenab-ı Hakk'ın celali, celal kılıcı tabiri caizse ortaya çıkıyor. Şöyle bir fıkra anlatırlar. Adamın birisi, efendim berberde tıraş olurken saçını sıfıra vurdurmuş. Orada da e, köyün ağası atıyla gelmiş, o da tıraş olacak. E, bakmış ki, efendim oturan ...bir dazlak var tabiri caizse. Tamamen saçlarını sıfırlamış. içinden böyle ona bir tokat... ...aşk etmek gelmiş. Vurmuş da. Köyün ağası. Şöyle tabi aynadan bakmış tıraş olan... E, ...tokatı vuran... ...köyün ağası olunca... ...derviş kafasını eğmiş. Yapacak bir şey yok. Daha sonra sıra... ...ağaya gelmiş. Hatta onu... ...belki koltuğundan kaldırıp... ...kendisi de oturmuş olabilir. tıraşın olmuş... Daha sonra atına binmiş. Atına biner binmez atta huysuzluk etmiş ve gerçekten ağayı tepe üstü yere atmış. Beyin kanamasından orada a öbür alemi boylamış. Berber demiş ki yahu demiş niye beddua dua ettin demiş adama demiş. Bak demiş adam can verdi. O gariban da demiş ki vallahi ağam demiş kabak razı oldu ama demiş Kabağın sahibi razı olmadı demiş. Kabak razı oldu ama kaba, kabak derken kendi başına işaret ediyor. O razıydı ama demiş onun sahibi razı olmadı. Evet efendim Allah Resullerinin, Allah elçilerinin ve Allah adamlarının sahibi Mevla'dır. Herkesin sahibi elbette odur. Fakat onlar üzerinde daha bir titrer Yüce Rabbimiz. Onların incitilmesini istemez onlara yapılan hakaretin kendisine yapıldığını, kendisine karşı efendim yapıldığını Cenab-ı Hak adeta haber verir ve ona göre de muamelesi çetin olur. Bu itibarla derler ki alimlerin ve ariflerin eti zehirlidir derler. Onların gıyabında bile olsa onların gıybetini yapmayın sizi zehirler. Çok çabuk cezasını görürsünüz derler. Ve yine demişlerdir ki eğer birisine kızarsanız birisinin ceza almasını istiyorsanız Allah adamlarına karşı sataşmasına vesile olun. Onların harmanı savrulur derler. Yani bu önemlidir. Bu bakımdan insan gerçekten evet kimseyi incitmemeli ama o ehli gönül dediğimiz o arif insanları alim insanları efendim Rabbimizin katında e, o takvalarıyla bir şekilde makburiyet kazanmış en azından öyle kendileri hakkında hüsnudan beslenilen kimseleri asla incitmemeli. İncitmemesi kendi lehinedir. Aksi halde cezasını çekecektir. Zaman zaman hayattaki Allah dostlarına satışılır. Onlar belki onları affederler. Hoş görürler. Onlar kolay kolay incinmezler. Ee, belki cezanız kısmen geciktirilebilir. Fakat bazen vefat etmiş büyükler hakkında ileri geri konuşursanız artık onların efendim hesabını Allah bizzat hemen görür. Bakınız dikkat edin. Hayatta çoğu zaman efendim hep biz müşahede ediyoruz. Birileri şayet selefi salihine, sahabe-i kiram efendilerimize diyelim. Ariflerimize, alimlerimize küstahça sataşıyorsa, onlara onlar hakkında ileri geri konuşuyorsa, onlara hakaret ediyorsa, onları küçük görüyorsa, efendim çok kısa sürede bu, bu fiili işleyen kimsenin e, helake doğru sürüklendiğini görüyorsunuz. Hatta son nefesi bile çoğu zaman imansız gidecek şekilde bir tehlikeye doğru gidiyor. Günümüzde de böylelerine şahit oluyoruz. Tarihte de böyleleri ola gelmiş ve sonları hiç de iyi bitmemiş. İşte Hazreti Mevlana'nın dikkat çektiği bu hikmet, bu sünnetullah, Allah'ın kanunu her birimiz için bir hayata bakış felsefesi olmalı, anlayışı olmalı. Eğer hayatta olan bir zat-ı muhtereme diyelim, alim olsun, arif olsun, salih olsun, her kimse eğer söyleyeceğimiz kabul etmediğimiz herhangi bir görüşü, fiili davranışı varsa yine nezaket ve üst, belli bir edep ve üslup, bir üslup gözeterek gidip kendileriyle paylaşmalı. Zaten onlar muhterem insanlar. O nevi efendim kendilerine karşı uyarılara gerçekten e, önem verirler ve düzeltilmesi gereken yanlış anlaşılan bir takım şeyler varsa da teşekkür ederler. Kıyabında insanları küçültmek değil, yanlarına gidip kendileriyle konuşmalı. Hayatta olan kimselerle ilgili böyle bir yol izlemeli. Yapılabiliyorsa. Yapamayacaksa hiç konuşmamalı. Vefat edenlerle ilgili ise orada çok daha titiz davranmalı. Onları Allah'a havale etmeli belki. Şunu diyebilir insan. Evet falan zat işte 7. yüzyılda yaşamış, 5. yüzyılda yaşamış. E, falan zatın şöyle bir görüşü var. Fakat ben o görüşü doğrusu kabullenmiyorum diyebilir insan. Ben aynı görüşü paylaşmıyorum diyebilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama siz o şahsa hakaret ederseniz, o şahsın zatını küçük görürseniz, e, efendim incitirsiniz efendim. İncitirsiniz, Kendisi savunma gücü yok artık onun. Bir şekilde e, vefat etmiş. Ama onu, onu savunan Mevla hayyü kayyumdur. O daima diridir. O kullarının haklarını savunur. İnne Allah'a yudafiyu amenu. Allah iman edenlerin müdafiidir, koruyanıdır, kollayanıdır. O bakımdan e, buralar son derece Hassas noktalardır ve Hazreti Mevlana'nın da dikkat çektiği bu ince noktadır. Diyor ki bakınız, öyle diyelim ki sen Allah'ın sevgili bir kulusun. Naziksin, nazeninsin, birçok lütuflara, ihsanlara nail olmuşsun. Bunlardan gurura kapılıp haddini aşma, Allah'tan kork, Allah aşkına haddini aşma. Allah'ın dinde senden daha makbul, daha sevgili birine sataşırsan seni yerin yedi kat dibine sokar. Ya, sen diyor belki güzelsin tamam çok tatlı ilmin var irfanın var efendim şöhretin var belki itibarın var bunlar güzel ama eğer sen senden daha üstün bir insanın gönlünü incitecek tarzda ona sataşırsan Allah seni yedi kat yerin dibine sokar diyor dikkat et. O zaman insan hakikaten e, derler ya yediği şeyden çok söylediği söze bakacak, ayağını bastığı yerden çok dilinin dilinden çıkan söze dikkat edecek. E, bunlar önemli. Allah'ın hangi kulunun hangi mertebede olduğunu da bilmediğimize göre, kullar hakkında konuşurken e, son derece hassas bir mayın tarlasında yürür gibi öyle diyelim. Mayınlı bir araziye yürür gibi çok hassas yürümeli, cümleleri seçmeli. Kişilerin zatını küçük düşürücü tarzda değil de en azından fiillerini, davranışlarını ve sözlerini belki değerlendirmeye tabi tutmalı. Tutacaksak mutlaka bir değerlendirme konumundaysak kendimiz o görüşte değilsek fakat şahsiyetlerini rencide edecek tarzda hakarete varar şekilde, varar şekilde asla böyle bir e, üslupla konuşmamalı, efendim, değerlendirmemeli efendim. yüce Rabbimizden niyazımız bize hem dil edebi hem e, gönül edebi e, lütfetmesidir ve kullarına karşı, has kullarına karşı, alimlere, ariflere karşı gereken edep her neyse başta peygamberler olmak üzere onlara karşı gösterilmesi gereken edep ve tazim neyse o güzellikleri bizlere lütfetmesidir efendim. Ondan onu niyaz ediyoruz. Bugün de hikmetin e, bu boyutuna dikkat çekilmiş oldu. Yüce Rabbimiz bu nevi hikmetlerden gereği gibi istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.